Hep FED bir şeyleri yapmakta geç mi kaldı diyoruz. Peki ECB kanadı acaba adım atmakta gecikti mi? Ya da hangi adımları atacak? Bu soruların cevabını arayacağız. Bizlerle birlikte Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir olacak. Sayın Demir, hoş geldiniz yayına. Merhabalar. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Ne dersiniz? Lagarde'dan açıklamaları dinledik. Geç kalınmış açıklamalar mı? Siz bu açıklamaları nasıl görüyorsunuz? Artık hep aslında son çeyreğe işaret ediyordu. İlk etapta 2023'e işaret ediyorlardı. Şimdi Mayıs ayının sonuna geldik. Temmuz diyorlar. Neler yaşanacaktır Avrupa adına? Şimdi Lagarde'ın açıklamalarına bakarsak zaten Avrupa Merkez Bankası'nın ilk yapması gereken pozitif faiz tarafına geçmesi. Yani şu an negatif faiz var. Gidip de bankada euro tutuyorsanız üzerine para veriyorsunuz. Şimdi tabii ortama da baktığımızda nasıl bir ortamdayız? Çok yüksek enflasyonun bulunduğu bir ortamdayız. Biraz önce bahsettiğiniz gibi 40 yılın en yüksek seviyelerini görüyoruz. Şimdi enflasyonla faiz arasında çok basit bir ilişki var. Siz eğer faizleri düşük tutarsanız, mesela şu an Avrupa'da faizler negatif, hadi sıfır yaptık diyelim. Ama %7-8'de enflasyon varsa gidip biz alabildiğimiz kadar fonlama alırız değil mi bankalardan? Ondan sonra neye yatırım yapsak fiyatlar %7-8 yukarıya çıkacağı için kar etmiş oluruz. Dolayısıyla bir nevi arbitraj dediğimiz, havadan para kazanma dediğimiz noktaya gider. Dolayısıyla ne yapması lazım? Faizleri artırması lazım. Ne zaman artırması lazım? Bir an önce artırması lazım. Peki bu nötr faiz dediği nokta nedir? Yani %0 mutlak değerden bahsediyor ama aslında olması gereken reel faiz oranını sıfıra yaklaştırması ki insanlar bir şekilde alım satım arasındaki makastan dolayı bundan faydalanamasınlar. Geç kaldı mı? Tabii ki geç kaldı. Hem de çok geç kaldı. Şu an baktığımızda Batı merkez bankalarına bu konuda en şahin gözüken FED, ondan sonra İngiltere, belki aynı derecede şahin yaklaşım göreceğiz İngiltere'den de. En geç kalan da Avrupa Merkez Bankası. Ama şaşırdık mı buna? Şaşırmadık. Çünkü Avrupa Merkez Bankası bu faizleri eksiye indirirken de geç kalmıştı. Şimdi sıfır ve yukarıya götürürken de geç kalıyor. Çünkü genel olarak, yapı olarak baktığımızda maalesef İngiltere ve Amerika Merkez Bankası'na oranla biraz daha hantal bir yapı. Sebebi de birçok devletin burada paydaş olması. Yani İngiltere nasıl kendi adına karar verebiliyor hızlı bir şekilde, Amerika karar verebiliyor. Ama Avrupa'ya baktığınızda Fransa bir şey diyor, işte İtalya bir şey diyor, Almanya bir şey diyor, ona göre bir karar vermeye çalışıyorlar. Ne şiş yansın ne kebap diye ilerlemeye çalışıyorlar ama ekonomi politikadan, politik dengelerden çok daha acımasız maalesef. Dolayısıyla acı bir şekilde cezalandırır gibi duruyor biraz daha geç kalırlarsa. Şimdi Temmuz'u işaret ettiler, sıfır işaret ettiler ama bizim beklentimiz hem sıfırın çok daha ilerisine gitmesi sene sonundan önce bile hem de faiz artışının sadece artış yapılmasından ziyade oranların da büyük olması gerektiği yönünde. Bakacağız, göreceğiz bunu yapacaklar mı? Eğer yapmazlarsa zaten birçok sebep var. Lagarde'ın da bahsettiği gibi enflasyonun yüksek olmasının bir tanesi işte arz talep tarafındaki dengesizlik, işte Rusya-Ukrayna gerilimi. Bir tarafta işte tedarik zincirindeki işte Çin tarafında Covid'den dolayı gerçekleşen kapanmalar. Bir tarafta da zaten trilyonlarca dolar var değil mi? Yani 20 trilyondan daha fazla dolar verilmiş piyasaya. Sadece Amerika tarafına baktığımızda, FED bilançosuna baktığımızda son 2 yılda özellikle Covid zamanında. Dolayısıyla piyasada bu kadar fazla para varken enflasyonun olması garip değil. Biz enflasyonun neden olmadığını tartışıyorduk bu kadar likide verilmesine rağmen piyasaya. O da aynı bir şey gibi, bu hani su filtreleri vardır ya, yukarıdan su yavaş yavaş aşağı gelir değişik katmanlardan. En alt katmana, halka bu paralar yeni yeni damlamaya başladı. Damlar damlamaz da enflasyon etkilerini gördük zaten. Piyasalar tarafını da konuşalım. Lagarde'ın bu açıklamaları sonrasında piyasalardaki hareketler nasıldı? Euro dolar paritesine baktığımda 1.0655 seviyelerini şu sıralarda görüyoruz. Bir puana yakın bir yükseliş var. Piyasada, paritede bu açıklamalar fiyatlandı mı peki?
Henüz fiyatlanmadı, zaten pariteye doğru gidiyordu. 1 dolar 1 euroya doğru gidiyordu biliyorsunuz. Sebebi nedir? Şimdi siz hem enflasyonunuz yüksek hem faiz oranınız düşükse o zaman diğer para birimlerine karşı değer kaybedersiniz. Euro'nun başına da gelen buydu. 1'e doğru hareket ediyordu. Şimdi Avrupa Merkez Bankası diyor ki merak etmeyin biz sorunun farkına vardık. Bir an önce faiz artırımına geçeceğiz. Dolayısıyla piyasada bunu ödüllendiriyor. Demek ki diyor Euro çok daha fazla değer kaybetmeyecek. Enflasyondan dolayı çok fazla erozyona uğramayacak. Dolayısıyla yukarı yönlü hareket başladı. Önümüzdeki günlerde verecekleri diğer mesajlar, ne kadar şahin mesajlar verirlerse, faiz artırımına yönelik nasıl ciddi mesajlar verirlerse ona göre yukarıya gelmesini bekliyoruz. Keza aynı şeyi pound dolar paritesinde de bekliyoruz. 1.22.50'lere kadar gerilemişti biliyorsunuz. Şu an 1.25'in üzerinde 1.26'lara yakın işlem görüyordur diye tahmin ediyorum. Oradan tekrar 1.30'lara doğru hareket edecektir. Çünkü bu üç para birimi arasında, pound, dolar ve euro arasında son 10 yıldır çok ciddi volatilite yoktu. Piyasada aktif olanlar bilir. Ama sadece son dönemde Amerika'nın ciddi şahin açıklamalarıyla ilk önce dolar çok ciddi değer kazandı. Ama onu takiben pound ve euro tarafında da İngiltere ve Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamalarıyla da tekrar onlar eski bantlarına geri geleceklerdir diye düşünüyoruz. Buradan Euro-Dolar paritesinin 1.10-1.20 bandına tekrar gelmesini, Pound-Dolar paritesinin de 1.30-1.40 bandına geri gelmesini bekliyoruz. Borsa Eğer kanadına yani, buyurun. pardon, Buyurun, şeyi buyurun. de koyayım da, eğer gidip de hala çok faiz artırmayacağız vesaire gibi açıklamalar gelmezse. Tabii o cepheden de belki ifade ettiğiniz gibi açıklamalar gelebilir. Hemen borsa kanadına da bakalım. Küresel borsalara baktığımızda özellikle Amerika'da endeksler 6-7 haftadır düşüş gösteriyor. Kritik seviyeler olarak adlandırılan seviyelerin altını test etti. Bugün Avrupa'da görece biraz yükseliş var. Amerika'da vadeli tarafta yine 1 puana yakın yükselişleri görüyoruz. Peki ama enflasyonist ortamda önümüzdeki dönemde bu satışlar devam edecek midir? Borsalarda düzeltme sona erdi diyebilir miyiz? Yoksa daha yeni mi başlıyoruz? Düzeltmenin sonuna doğru yaklaşıyoruz diyelim. Bu fiyatlara gelmemizin sebebi biraz önce bahsettiğim çok ciddi likidite bolluğuydu. Yani çok ucuza gidip de siz fonlama sağlayabiliyorsanız, milyarlarca dolar alabiliyorsanız, özellikle büyük bankalardan bahsediyorum, Amerikan, İngiliz ve Avrupa bankalarından, bunların direkt Merkez Bankası fonlamasına erişimi var biliyorsunuz. Ödedikleri faizler yüzde sıfırlar, yüzde negatiflerdi. Dolayısıyla artık bu musluk kesildiği için yavaş yavaş siz gidip de ya ne alsam ne alsam ya önüme geleni alayım şeklinde bir yaklaşımdan bir dakika benim artık alacağım şeyleri seçmem gerekir yaklaşımına geliyorsunuz. Dolayısıyla insanlar rastgele satın aldıkları, yatırımcılar rastgele satın aldıkları bütün hisselerden çıktılar. Bundan sonra biraz daha analiz edip, biraz daha inceleyip, sık dokuyup ona göre hisse senedi yatırımları yapılacaktır. Ona göre diğer kıymet yatırımları yapılacaktır. Hatta bu dönemde çok ciddi kripto paralar dediğimiz, hani ismini her gün yeni duyduğunuz, yeni yeni çıkan ürünlerde bile çok ciddi fiyat artışları vardı biliyorsunuz. Hepsindeki o balanlar sönmeye başladı. Hatta bu stablecoin dedikleri dolara peg olan kriptolarda bile çok ciddi satışlar yaşandı. Bizim beklentimiz bu satışın yani %5, %10'dan daha fazla aşağıya doğru gitmemesi. Çünkü enflasyonist ortamda şöyle bir durum söz konusu. Belki farkındadır ya da değildir yatırımcılar. Bir şirket 100 liralık mal üretip %20 kar marjıyla işte 120-130 lira arası satıyorsa enflasyon %100 ise gelecek sene 20 lira yerine 40 lira kar eder. 20 euro yerine 40 euro kar eder. Yani aslında şirketlerin gelirleri de enflasyonla doğru orantılı olarak artar. Dolayısıyla menkul kıymetler fiyatlarının mutlak değerine bakarsak onların yukarı yönlü hareket etmesi gerekir. Yani bu düşüşün yakında durması gerekir. Ha göreceli olarak, reel olarak getirileri ne olur? Yani biz buradan %10, %15 diyelim ki bir getiri elde ettik dolar bazında değil mi? Enflasyon nerede? Ona göre bizim reel getirimiz nedir? Bu ayrı soru işareti. Ama rakamsal olarak baktığımızda bu satışın yakında duracağını, yukarı yönlü hareketin başlayacağını söyleyebiliriz. Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir bizlere eşlik etti. Değerli yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun.